Bunun içindir ki okunmuyor. Gerçi bizim toplumumuz okuma özürlü bir toplum halindeyiz. Okuma özürlü. Okumuyoruz. Nasıl ki hani insanların bir kısmı kimi doğuştan kimi sonradan özürlü oluyor. Mesela işitme özürlü. Sağır diyorlar. Eskiden sağır derlerdi. Şimdi işitme özürlü. Eskiden kör derlerdi. Şimdi görme özürlü. Eskiden efendim geri zekalı derler. Şimdi efendim zihin özürlü. Bizim milletimiz de kusura bakmayın okuma özürlü. Okumuyor ya. 65 yaşındaki bir hacı efendiye sordum geçenlerde. 65 yaşına gelmiş. Dedim ki hacı efendi ömründe 65 sene gelmiş geçmiş. Ömründe başından sonuna kadar eline alıp okuduğun kaç tane kitap var dedim. Hocam vallahi bir tek kitap okumamışım ben dedim. 65 yaşına gelmiş adam tek bir kitap okumamış. Ne dini kitap, ne kültürel, ne siyasi, ne iktisadi, ne idari, ne hukuki, hiçbir kitap okumamış. Okuma özürlü bir millet olduk. Okumuyoruz. Halbuki hiçbir dinde, hiçbir görüşte, felsefede İslam'ın okumaya verdiği önem verilmemiştir. Hepiniz biliyorsunuz Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de Hira Nur Dağı'nda kendisine Arş-ı Ala'dan Cebrail vasıtasıyla ilk gelen ayetin ne olduğunu içinizde bilmeyen yoktur. İkra Bismi Rabbikellezi halak halakal insane min alak. Bütün dünya biliyor bunu. İkra ne demek? Oku, oku, oku. İslam'ın ilk gelen ayeti budur. Bizim milletimizde maşallah sanki okuma, okuma, okuma. Hiç okumuyor. Müslümanların evlerine gidiyorsunuz, misafir odalarına, oturma odalarına gidiyorsunuz. Oo, bir dolap, mobilyadan muazzam bir dolap, çam kaplama, bilmem ne kaplama. Dolabın içinde adeta bir züccaciye dükkanı açılacak kadar cam eşya var. Ayran takımı, süt takımı, kahve takımı, çay takım. 12 bardak. Ya Allah'tan korkmaz. Bir tane de kitap koyuyor rafa ya. Kitap yok. Kitapsız bir millet haline geldi. Kitap yok. Müslümanların evinde kütüphane yok. Bizden ne hayır gelecek? Okuma yok. Öğrenme yok, merak etmek yok. Profesörü de böyle. Geçenlerde biri anlatıyor. Üniversitelerden birisi de aynen bugünkü gibi cuma günüymüş. Birkaç namaz kılan Müslüman görevli oranın personeli, öğretim görevlisi değil. Personel profesöre, dekana, dekan diyorlar biliyorsunuz. Fakülteyi yönetene dekan. Üniversiteyi yönetene rektör. Dekana çıktı demişler ki muhterem sayın dekanım demişler. Bir cuma namazı kılmak üzere müsaadenizi istiyoruz. Yakında bir cami var, cumayı kılıp gelelim demişler. Demiş ki ya ne lüzum var demiş. Şurada demiş ayrı ayrı size seccade vereyim, cumayı kılın demiş. Profesöre bak. Yani şurada diyor, şu odada, şu salonda neyse bir merdivenin altında size seccade bulsunlar, cumanızı teker teker kılın diyor. Yani cuma namazının cemaatle kılındığını vallahi bilmiyor. Profesör bilmiyor ya. Gusül abdestini bilmiyor. Böyle okumamış dinini, maneviyatını, mukaddesatını, tarihini, geleceğini okumayan, anlamayan, dinlemeyen, araştırmayan bir millet neye yarar? Bu profesörden ne dökülür, ne olur yani? Nitekim görüyorsunuz, eğitim çıkmaza saplandı. Millet umudunu kesti bu eğitimden, adam yetişmiyor, görüyorsunuz. Geçen cuma söyledim, yani ilkokulu bitiren yavrularımızın anne babaları bu çocukları nereye vereceklerinde vallahi tereddüt geçiriyorlar. Ben işin içindeyim, bana soruyorlar. Ve bundan dolayıdır ki görüyorsunuz eğitim sistemine güvenmediği için dini duygular dışlanmış, ahlak dışlanmış, maneviyat dışlanmış, edep
dışlanmış, namus dışlanmış. Böyle okullarda okuyan çocukların sonunu görüyorlar. Ya uyuşturucu, ya cinsi sapıklık, ya aşırı zevke, sekse düşkünlük. İnsan yetişmiyor. Ne oldu bu sene gördünüz? İstanbul'daki İmam Hatip okullarına müracaat edenlerin sayısı 46 bin kişi. 46 bin müracaat var. Bunun 3 binini, 4 binini aldı, gerisini alamadı. Okul yok, sıra yok, mektep yok, bina yok, yeterli değil. Böyle gitmemiz mümkün değil. Topluca, basına, yayına, vatandaşa, okumuşuna, herkese, bütün bir millet olarak kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Vallahi böyle gidemeyiz. Siyaset böyle gidemez. Basın böyle gidemez. Televizyonlar böyle gidemez. Kefazelik, kefazelik, kefazelik. Hiçbir yere varılamaz. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ehli İslam'ı ikaz eylesin inşallah. Manevi bir şekilde, rahmani bir şekilde, rabbani bir şekilde yeniden düşünmeye, yeniden temizlenmeye, yeniden toparlanmaya, yeniden şekillenmeye, yeniden inanmaya, yeniden İslam'ı yaşamaya Allah bizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi affu mağfiret eylesin.